Meleklere inanmak İslam'da iman esaslarındandır. Yani meleklere inanmayan kişi tam manasıyla iman etmiş olmaz. Meleklerin sayıları ve çeşitleri tam olarak bildirilmemiştir. Bazı meleklerin görevleri ve sayıları bilinmektedir. Meleklerden 4 tanesi en çok bilinen meleklerdir. Yüce Allah katındaki makamlarından dolayı büyük melekler veya 4 büyük melek olarak anılırlar. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail melekleridir. Evrendeki doğa olaylarından görevlidir. Doğa, natür veya tabiat, en geniş tanımıyla doğal, fiziksel, maddi dünya ve aslında tüm evrendir. Doğa, fiziksel dünyanın olgusunu ve genel olarak yaşamı belirtmek için de kullanılır. Bazı kaynaklarda Mikail, Cebrail ile birlikte Sina Dağı'na inen Tanrı'ya eşlik etmiştir. Onlar meleklerin kralları olarak kabul edilmektedir. Musa'dan korktukları için ruhunu almaya cesaret edememişler. Bu sebeple Musa'nın ruhunu bizzat Tanrı almış. Onlar da Musa'nın tabutunun iki tarafında ayakta durmuşlar. Mikail, Vezir Haman'ın komplosuna karşı Yahudileri korumuş. Mikail ve Cebrail ahir zamanda Mesih'e refakat edenler arasında yer alacak ve kötülerle çarpışacaktır. Mikail tamamıyla buzdan, Cebrail ise ateşten yaratılmıştır. Fakat bir arada olduklarında birbirlerine zararları dokunmamaktadır. Şeytana ve diğer meleklere Adem'e secde etmelerini emreden Mikail'dir. O semanın anahtarlarının muhafızı ve ahirette ölüleri dirilişe çağırandır. Kabala literatüründe ve Mikail önemli rol üstlenmektedir. Tövbe, dürüstlük, merhamet ve kutsama meleği olan Mikail, dördüncü semanın yöneticisidir diye geçer. Hristiyanlıkta da Mikail koruyucu vasfıyla ön plana çıkmaktadır. Ortodoks kilisesinin ikonlarında Mikail, şerre karşı zaferi sembolize etmek üzere genellikle elindeki kılıcıyla ejderhaya karşı dövüşür şeklinde gösterilir. Hristiyan düşüncesinde Mikail, bütün şer güçlere karşı Hristiyanların koruyucusu, semavi mihmandarların prensi, inançlı canları ölüm vadisinden geçirip ötesindeki hayata götüren kılavuz olarak kabul edilir. Katolik kilisesinin şarap ekmek ayinlerinde ve günah çıkarma esnasında söylenen yakarışlarda Tanrı ve Bakire Meryem'den sonra Mikail'in anılması ona verilen önemi göstermektedir. İslam'da meleklerin büyüklerinden olan Hazreti Mikail'in ismi hem Kur'an'da hem de hadislerde geçer. Nakledilen hadislere göre Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bazı sorular soran bir grup Yahudi bunlara cevap alınca bu defa kendisine vahyi kimin getirdiğini sormuşlar. Cebrail cevabını alınca selamet ve bereket meleği ve kendilerinin koruyucusu Mikail'in aksine Cebrail'i kendilerine düşman bildiklerini, onun felaket ve sefalet meleği olduğunu söylemişler. Diğer bir rivayete göre yine Yahudiler, her peygamberin meleklerden bir dostu vardır. Senin dostun hangi melektir deyince Resul-i Ekrem dostum Cebrail'dir ve Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlerin de istisnasız dostu odur cevabını vermiş. Bunun üzerine Yahudiler, eğer dostun ondan başka bir melek olsaydı sana tabi olur, seni tasdik ederdik demişler. Cebrail'i kabul etmeyişinin sebebi nedir diye sorulunca da o bizim düşmanımızdır demişler. Bunun üzerine Bakara suresindeki şu ayetler nazil olmuş. De ki kim Cebrail'e düşman ise bilsin ki müminler için hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indiren odur. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman olursa şüphesiz Allah da o kafirlerin düşmanıdır. Hazreti Muhammed, Hazreti Cebrail'e, ey Cebrail, Mikail'in güldüğünü hiç görmedim. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda Cebrail, cehennem ateşinin tutuşturulduğu günden bugüne dek Mikail gülmemiştir diye cevap verdiği söylenir. Mikail kelimesinin İbranice'deki karşılığı kim tanrı gibidir anlamındaki Mikael'dir. Arapçaya İbranice veya Suranice'den geçtiği ifade edilmektedir. Başka bir hadise göre Hazreti Ömer bir gün Yahudilerin mekanlarına gider ve onların Cebrail hakkındaki düşüncelerini öğrenmek ister. O bizim düşmanımızdır. Çünkü Muhammed'e bizim sırlarımızı veriyor. Ayrıca o şiddet, zorluk, azap meleği, dostumuz olan Mikail ise kurtuluş, hayır ve rahmet meleğidir derler. Bunun üzerine Ömer, bu iki melek ilahi huzurda nerede yer alır diye sorar.
Cebrail Rabbin sağında, Mikail solundadır ve aralarında düşmanlık vardır cevabını verince Hazreti Ömer, eğer dediğiniz gibi ise onlar birbirlerine düşman olamazlar. Kim onlardan birine düşman olursa Allah'a düşman olur diyerek yanlarından ayrılır. Hazreti Peygamber'in huzuruna gidince de yukarıdaki ayetin nazil olduğunu öğrenir. Onun Yahudilerle yaptığı konuşmadan vahiy yoluyla haberdar olan Resul-i Ekrem, "Ey Ömer, Rabbin senin sözüne muvafık ayet gönderdi." der. Meleklerin çeşitli görevleri vardır. Bunlardan Mikail, insan da dahil olmak üzere canlıların rızıkları, dolayısıyla yağmurların yağması ve bitkilerin gelişmesi gibi işlerle görevlidir. Bazı tasavvuf ehli, dört büyük meleğin görevlerini farklı bir şekilde açıklarken, altıncı feleğin aklı ve ruhu diye nitelediği Mikail'i, bütün bitki nefislerine feyiz veren ve mahlukatın rızıklarını dağıtan melek olarak kabul etmiştir. Bedir Savaşı'nda müminlerin yardımına gelen melek ordusunun kumandanlarından birinin Hazreti Mikail olduğu söylenmiştir. Hazreti Cebrail ve Hazreti Mikail'in Uhud günü beyaz elbiseli iki insan kıyafetinde Resulullah'ın sağında ve solunda durup onu bütün güçleriyle korudukları da nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in bir hadisinde şöyle dediği rivayet edilmiştir. Her peygamberin gök ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri olur. Benim gök ehlinden vezirlerim Cebrail ile Mikail, yer ehlinden vezirlerim de Ebu Bekir ile Ömer'dir. İslamiyet'in ilk zamanlarında namazda Esselamu ala Cibril'e, Esselamu ala Mikail'e denildiği de nakledilmiştir. Videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yapabilir, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın.